Ertuğrul Özkök'le günün yorumu. Tabii ki sadece Amerika'da değil, bütün dünyada günün bugünlük bir numaralı konusu Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Seçiminin sonucu. Trump seçildi ve Trump seçilir seçilmez yaptığı ilk konuşmada şunu söyledi: bu dönem Amerika'nın altın çağı olacak. İşte hepimiz açısından anahtar cümle bu. Çünkü Amerika'nın altın çağı dünyanın geri kalanı içinde altın çağı mı olacak, yoksa tenekeden bir çağa mı dönüşecek? Çünkü her bölgede oluşmuş bazı dengeler var ve bu dengelerden Amerikan unsurunun şu veya bu şekilde değişmesi dünyadaki dengeleri de etkileyebilecek durumda. Mesela bizim bölgemizi alalım. 2016 yılında seçildikten sonra 2020 seçiminden önce Trump'ın söylediği son söz Suriye'deki Amerikan askerlerini çekeceğim sözüydü. Şimdi Trump gelir gelmez bu sözün yerine getirirse bizim bölgemizde ne olur? Yani Suriye'de ne olur? Şimdi Türkiye'de anti-Amerikan duygular çok yaygın ve gelişmiş düzeyde. Dolayısıyla birçok insan iyi olur diyebilir. Ama iyi düşünün derim ben. Biraz mantıklı düşünün derim. Çünkü Suriye'de oluşan dengelerde şu anda sadece Amerika yok. Amerika dışında Rusya, İran, Suriye, İsrail, hatta Kürtler, Araplar, Irak, hatta Çin var. Buradan Amerika Birleşik Devletleri'nin oluşturduğu o dengedeki düğümü çözdüğünüz zaman geriye nasıl bir ortam kalır? Bir kaos mu, bir düzen mi? Çok iyi düşünmek lazım. O yüzden Amerika Birleşik Devletleri seçiminde popülizmin bir zafer kazanması dünyanın gerisi içinde bir zafer olmayabilir. Ertuğrul Özkök'le günün yorumu.